geçmeyi unutmayın. Zikrin önemi nasıl hocam peki burada? Yani hani namaz kılıyorum, 5 vakit namaz kılıyorum ama zikir yapmıyorum diyen çok var. Ama zikir burada insanın enerjisini ne kadar yükseltiyor? Şimdi namazdan sonra en azından Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Ya bu şu demek değil mi? Ya Fatih Çıt'tan çok güzel bir sözü var. Yani ben namazı kıldım Allah'ım, seni çok seviyorum ama ben seni daha da çok seviyorum. Tesbih de çekeceğim, ben buradayım bak gitmiyorum ha. Değil mi? Yani tesbih ne kadar önemli aslında. Çok önemli. Ya zikirde tesbih ettiğimiz Allahu Teala'nın ismi, sıfatları. Yani biz Rabbimizi orada hatırlayıp o hatırayı tekrar ederek ilerliyoruz. Ve bizim burada frekansımız diyelim, yani o ortalama enerjimizi yükselten en büyük unsur Allahu Teala'nın isimlerini tekrarlamak. Onu kalbi olarak tekrarladıkça biz o yoğunlukla birlikte her hücremizle hangi ismi Allah ismiyle mesela zikir ediyorsak her hücremiz Allah diye bağırıyor. Ya inanılmaz bir şey bu kuvvet. Hani bunun matematiğine girelim girmeyelim, daha ilerlemek isteyen girsin. Ama her hücrenin o vibrasyon denen şeyle, kuvvetiyle birlikte, Allah diye bağırmasıyla birlikte, her hücrenin Rahman diye bağırmasıyla, her hücrenin Rahim diye bağırması, Selam diye, Kuddus diye, Sen mi diye, 99 isimle, 1000 isimle Allah-u Teala'yı haykırmak bizim enerjimizi, bizim kuvvetimizi, bizim maneviyatımızı Allah-u Teala'nın vahid sıfatıyla, ahad sıfatıyla, birliğiyle, bütünüyle bütünleştirmeye çalışmak dünyadaki en büyük mutluluk hali. Manevi olarak konuşurken bile başka bir şey düşünemezsin. Zikirdeyken de başka bir şey düşünüyorum. Yani o zikrin içine girdiğiniz zaman zikirde virt deriz. O virt artık sizi döndürmeye başlar. Çünkü her şey devir eder zaten. Devir eden halde. Biz 6300 kilometre süratle giden bir gezegenin, devir eden bir gezegenin üstünde yaşıyoruz, unutuyoruz. Sürekli devir halindeyiz. Ve Allahu Teala'ya giden o şeylerle, o virtle birlikte Allahu Teala'ya yükselen, onunla bir olmaya çalışan Allahu Teala her yerde o bütün, onun bütünlüğüne ulaşmaya çalışmak bizim burada asıl maksadımız olmalı. Ha burada zikirle birlikte nefs susmaya başlar. Nefsin sustuğu noktada hakikat alemi açılır. Evet. Orada işte orada maneviyatımız genişliyor. Ne konuştuk başlangıçta programın başında? Evimizdeki o manevi, o büyük manevi bedeni oluşturduğumuz zaman Allahu Teala'nın kuvvetiyle oluşturduğumuz zaman oraya bir kuvvet girmesi artık mümkün değil. Yolda yürürken de size yine bir kuvvet bulaşması mümkün değil. Yani aura zırhımız, bedenimiz sapasağlam. Aynen öyle, sapasağlam. Asıl zırhımız bizim çünkü orası. Zırhımızı sağlamladığımız zaman tabii ki yorulacağız. Tabii ki itkiler olacak. Ama buradan itmeyecek o zaman. Şuradan itecek. Doğru. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ne kadar yakın duruyordu şeytan? En fazla 50 adım. Yaklaşamıyordu. Orada mesajlar var. Hani biz de aciz halimizle 10 adım yaklaştırmayalım. Ama yaklaştırmayalım. Yani yırtığımız şeyimiz olmasın. Doğru. Adamların gireceği. Bunları bütünlediğimiz zaman maddi manevi hayatımız değişmeye başlar. Peki manevi hayatla birlikte maddi hayatımız da değişmeye başlar. Allahu Teala hiçbir konuda burada aciz içinde bırakmaz. Peki mesela bu duaların, zikirlerin bir saati, bir zamanı var mıdır? Şimdi cuma saati özel bir saat. İslami bizim Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnet-i seniyyesi uyarınca önemli bir saat, bu saat. Perşembeler önemli günler. Yine pazar geceleri, pazartesiler önemli günler. Oruçlarımızı hani Ramazan dışında nasıl pazartesi, perşembe tutuyoruz? Buna verilmiş tarifler. Önemli zamanlar, önemli günler daha kuvvetli, enerjinin daha kuvvetli, daha kuvvetli dalganın geldiği zamanlar var. Bunlar Havas'ta çok net olarak tarif edilmiş. Ama burada izleyicilerimize net olarak söyleyebileceğimiz en önemli, en güzel zamanlar, yani o eşref saatleri, Hicri ayın, Arabi ayın başladığı ilk hafta. Çok güzel zamanlar. Bu zaman içerisindeki pazar, pazartesi, perşembe ve cuma günleri çok rahat, enerjinin daha rahat olduğu.
akışın daha rahat oldu. Biraz astronomik, biraz astrolojik hadiselere bağlı. Biraz dünyanın içinde geçmekte olduğu enerjiye bağlı. Göklerin nizamına bağlı. Allah-u Teala bunu pek çok yerde tarif ediyor bize. Bu nizam içerisinde belli noktalar eşref saati olarak yakalanmış. Geçmiş dönemde bu saatlere bağlı olarak ekim dikim zamanları oluşturulmuş. Efendime söyleyeyim, alışverişle ilgili zamanlar, pazarların oluşacağı zamanlar buna göre oluşturulmuş. Tırnak kesme zamanlarından tutun tıraş olacakları saatlere kadar bu zamanlara göre oluşup uygulanmış ve başarılı olunmuş. O sebeple zikrin de bazı önemli saatleri var. Ha, burada çok genel konuştuğumuz zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın gece kalkmazsa olmaz olan zamanlar, gecenin bir bölümü. Son üçte biri mi hocam? Son üçte birlik. Zamanıyla birlikte başlayan zaman hakikaten çok güzel bir zaman. Çok yani açık. Burada açık, burada ayakta olmak lazım. Çok genel konuşacaksak. Sabah hemen namazdan sonraki saat çok güzel bir saat. Çünkü günün birinci saati o. O günün rızıkları dağıtılıyor. O günün nimetleri güneş iniyor. Güneş doğduktan itibaren güneş, 45 dakikaya kadar değil mi? Böyle 45 çok... dakikayı da bulmuyor. Yarım saat diyelim. Yarım saat. Yani o... Rızıkları dağıtıldı. Evet. Yani orada kesinlikle ayakta olmak lazım. O sebeple sabah namazını vaktinde kılmak, sabah ayakta olmak çok önemli. Yani sabah ayakta olduğunuz zaman siz şeytandan 10 adım ileridesiniz. Şeytandan 10 adım ilerideyiz. Ne güzel. En güzel saatler. Peki öğle, ikindi falan o vakitlerde var mı böyle saatler? İkindiden sonraki saat de zikir için çok uygun bir saattir. Hani bizde de ikindi ile akşam arası uyumayın vardır mesela. Evet. O saatte muhakkak. Eğer müsaitsek zikirde olmamız çok büyük fayda. Bunu hep söylerler. Yani İkinden sonra sakın uyumayın abi. Uyumayın. Akşama kadar uyumayın. Akşam namazı kıl, uyu. Ama oraya kadar o saatte zikrin önemli bir saat. Havas da günün birinci saatiyle sekizinci saati önemlidir. Bu tabii gün batım, gün doğumuna göre hesaplanır ama kaba tarifte bugün sabah 6, öğleden sonra da işte 3-4 civarı ikindiye doğru giden saatler. Önemli dua saatleri. Bunları daha önceki yayınlarda da evet, anlatmıştık. Ama zikir hakikaten olmalı. Zikir esmalarla yapılır, zikir ayetlerle yapılır. Sevdiğimiz ayetlerin parçalarıyla yapılır. Mesela Ali İmran 2. ayeti Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum ayet-el kürsinin girişi aynı zamanda Ali İmran'ın da bir ayeti zikir halinde yapılabilir. Yani ayetlerle de zikir yapılır. Tabii. İlla, selamın kavlen min Rabbin Rahim'le yapılır. Sureleri sürekli okumak, işte İhlas gibi hani 100 kere İhlas, 100 kere Nas. Koruma sureleri tabii okumalıyız. Hep okumalıyız. Yani bize onlar Rabbimizden hediyeler. Felak, yani İhlas zaten değil mi çok? İhlas inanılmaz bir kuvvet. Yani Felak, Nas, Kafirun ve İhlas dörtlü olarak okunmalı. Hem bizim kuvvetimizi hem imanımızı hem korunmamızı hem imanımızı kuvvetlendirmemize yardımcı olan sureler. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tekrar Kendini Bil kitabında göstermiş olalım. Kendini Bil. İki. Değil mi? İkinci baskı. İkinci bu. Baskı Kendini evet. İkinci baskı. Yayın evlerinde. Bu videonun altına da belki yazanları olursa göndereceğiz diyelim kitap. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan hocam. Yine bekliyoruz. İnşallah. Yine bekliyoruz. En kısa zamanda inşallah. Hakan Demir hocamızı da sosyal medya hesaplarını da mutlaka takip edin. Onu da metafizik destek. Destekten takip edebilirler. Takip edebilirler. Hakan Demir danışmanlık YouTube'dan takip edebilirler. Takip edebilirler evet. İnşallah. Nas kanalımıza da abone olun mutlaka. Şimdi kimileri izliyor gidiyor. Yani mübarek nereye gidiyorsun? Yani bir abone olsan ne olur sanki diyeceğim burada. Abone olsunlar inşallah. Mutlaka abone olun. Yani abone olmak önemli. Bizim daha da öne çıkmamızı, Allah kelamının daha da çok konuşulmasını amaçlıyoruz. Birbirimizi destekleyelim. Evet. Desteklemek hep çok önemli. O yüzden lütfen abone olun diyoruz. İnşallah. Sonraki videolarda tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.